neler eklemek istersin? Yani Onyekuru tabii ki oyuna girdikten sonra rakip Gaziantep Futbol Kulübü savunmasının yapmış olduğu offside tuzağını biraz daha bozdu. Çünkü Ryan Babel maçın ilk yarısındaki hareketlenmeler hep merkezden atılan toplardan ama direkt atılan toplardan hareketlenmeydi. Galatasaray'ın daha önce denemiş olduğu pas stili, yani o yüksek cross pas dediğimiz paslarla denemelerdi ve ya atan geç kalıyordu ya da Toşça çok iyi ayarlıyordu savunma çizgisini. Ama ikinci yarı Onyekuru'nun bir özelliği şu, çok geriden imelenerek de bu koşuları atabiliyor savunma arkasına. Top kazandıktan sonra da yapabiliyor. Hatta bağlantı oyuncusu olduktan sonra da yapabiliyor. Bu biraz denge bozucudur. Yani özellikle ikinci golde Kerem Aktürkoğlu'nun müthiş asistini atlamamakla beraber orada daha farklı bir oyuncu profili olsaydı tekrar offside'e düşmüş olabilecekti. Onyekuru bu ayarlamaları çok iyi yapıyor. Ama sevindirici mi, düşündürücü mü bilmiyorum. Ama uzun süredir maç oynamayan Onyekuru'nun, yani neredeyse 5 aydır oynamayan Onyekuru'nun bu kadar hazır olması, maçı çözmüş olması Galatasaray adına oldukça sevindirici. Ama genel futbol iklimi olarak da düşündürücü mü yoksa Onyekuru çok büyük bir profesyonel mi? O da daha sonra tartışmaya açılır ama Onyekuru bu ligin bug'ı olduğunu bir kez daha çözümü olduğunu gösterdi. Bu arada görüntüler canlı olarak Gaziantep'ten geliyor değerli izleyiciler. Maç sonundaki açıklamaları ekranlarınıza taşıyacağız. Yine her iki teknik adamın da karşılaşma sonrasında yapacağı açıklamalar, basın toplantısındaki detaylar ekranlarınızda olacak. A Spor ekranlarında olacak. Bir taraftan haftanın maçlarını konuşacağız. Transferde her şey an meselesi, ard arda isimler açıklanıyor. Programımızın içinde de beklediğimiz önemli gelişmeler var. Daha doğrusu haber merkezimizin peşinden koştuğu bilgiler vardı. Bakalım kalan dakikalarda bunların detaylarını öğrenebilecek miyiz? Sevgili Serdar, 3 gollü maç ama Onyekuru ve Kerem Aktürkoğlu ile Galatasaray'ın domine ettiği ikinci yarı. Şimdi baktığınızda değişiklikleri Fatih Terim yaptığı gibi gözüküyor ama aslında mecazi anlamda söylüyorum. Bence Sapinto hoca yaptı. Çünkü öyle bir taktik uyguladı ki adam dedi ki sok şu Onyekuru'yu oyna artık. Ben hazır bu çizgi savunma anlayışını uyguluyorsam, önde basıyorsam, arkama Babel bile kaçıyorsa Onyekuru kim bilir ne yapar. Babel arkasına kaçtı ama hep offside'de yakalandı ama Onyekuru özellikle ikinci golde Kerem'in verdiği pasta müthiş bir arkaya sarkış. Bence bu değişiklikleri Fatih Hoca değil, Sapinto Hoca'nın kendisi yaptı. Oyuna çağırdı yani Onyekuru'yu. Birincisi bu. İkincisi ben Monaco'nun halen çözemedim. Onyekuru niye almıyor, niye oynatmıyor, niye değerlendirmiyor? Çözebilmiş değilim. Yani Onyekuru bizim ligimizde hayli oynara hiç katılmıyorum. Bence Onyekuru gibi bir adam birçok ligde oynar. Niko Kovacs'ın oyun anlayışıyla da alakalı. Şunun sormak işte lazım. Ben onu orada emin değilim. Nasıl bir anlayış? Orada İspanyol Hoca Onyekuru'yu ısrarla geri çağırmıştı. Fakat İspanyol Hoca'nın çalışma hayatı o kadar uzun sürmedi. Hemen Niko Kovacs geldi ve farklı bir oyun kurgusuna döndüler. Üçlü savunma herhalde. Yani stoper... Yok her şey. Kurgu derken hani hücumu daha farklı şekillendiriyorlar. İki santraforla oynuyorlar. İki santraforla oynadıkları için de orada Onyekuru'ya yer açılmadı. Rakamları Onyekuru'nun ekranlarınızda. 45 dakika, 2 şut, 2 isabet, 2 gol. 2 çalım, 17 topla buluşma, 6 isabet, 5 ikili mücadelenin 3'ünde kazanmış. Yani hücumcu bir oyuncudan tabii bu rakamı bulmak, ikili mücadele rakamı da çok kıymetli değil mi? İkili mücadele derken hani son ikili mücadelenin içine bunu da sokuyorlar bildiğim kadarıyla. Hakem bitiş düdüğünü çalmadan önce Onyekuru top aldı. Tekrar Gaziantep Futbol Kulübü kalesine yönlendiğinde bir kademe geldi. Topu kazandılar. Hani o son andaki mücadeleleri bile söylüyorlar. Ama Onyekuru'nun ikili mücadeleden kastımız biraz da şu, Onyekuru rakip takım savunma yani hücum setindeyken hep orta yuvarlığa doğru yaklaşır ve olası bir uzaklaştırılan topta Onyekuru'nun hava topu kazanma becerisi de çok yüksektir. Yani timing, kafayla kapasitesi de yüksek. Çok yüksek. Kafayla indirir indirmez bir de koşuya başlaması onu daha da değerli hale getiriyor. Bu maçta da yaptı bir iki tane öyle hatta. Cezası taç çizgisine gelen topu kafayla Oğuz Ceylan'dan aldı, kafayla indirdi, bir hücumun tekrar şekillenmesine yardımcı oldu falan. Değerli oyuncu, çok değerli oyuncu. Bir taraftan bu takımlar şampiyonluk yarışındaki takımlar Hamdi Hocam. İzlerken hani sezonun devamını nasıl getirebilirler, yarışı nereye kadar sürdürebilirler ya da bir yerde alıp koparabilirler mi diye bakıyoruz. Galatasaray bugün özelinde size sezonun devamı için ne vaat etti? Yani bakıldığı zaman yukarıdaki takımların yani çok inişli çıkışlı kimler şu an bir grafik yaşıyor. Yani biraz tabii ki Gaziantep, Hatay, yani bu takımları Alanya, yani bunlar biraz kadro olarak bunlar yaşamalarını çok normal görüyorum ama tabii ki bu üçlü dörtlü grubun içerisinde Galatasaray'ın bu anlamda birazcık daha ben ya o iniş çıkışı çok yaşadığını düşünüyorum. Hem oyun olarak hem skor olarak. Yani tabii ki bugün ilk yarıdaki oyuna bakıldığı zaman ki bu oyunu çözemeyecek bir Galatasaray takımı, Galatasaray kalitesi yani beni çok düşündürdü. Hani kendi sahanın ortasında çizgi savunması yapan bir defansa karşı hala merkezden yüksek toplar bana çok tuhaf geldi. Yani eğer oyun böyle oynanıyorsa kenarları kullanıp en azından Galatasaray gibi yani kalitesi yüksek oyunculardan oluşan bir takım bunu çok rahat çözmesi gerekiyordu ki ilk yarı bence çok acemice bir orta saha oyunu ve hücum oyun planı vardı. Yani o yüzden ben Galatasaray biraz beni düşündürüyor bu anlamda. Yani o istikrarı çok fazla yakalayamadı. Yani deplasmanda tabii ki Gaziantep maçını kazanmak çok büyük bir değerliydi bence. Yani bence deplasmanların en zorlarından bir tanesini geçtiler. Bu bir tabii ki bir moral. Onyekuru'nun tabii ki dönmesi de yine de bir moral olacak ama yani bunun devamı nasıl geleceğini sorarsan çok fazla net bir cevap veremem. Yani yine ben o inişi çıkışlı yaşar mı diye düşünüyorum ama bu orta sahanın bu yavaş oyunu, Belhanda'nın bu kadar çok beklentileri olup da bu kadar duyarsız bir oyunu Galatasaray'ın bence işini birazcık zorlaştıracak diye düşünüyorum. Emrah Baba'yı bugün nasıl buldunuz? 45 dakika oynadı. Yani orta sahadaki oyun o kadar bozuktu ki dediğim gibi yani Babel'i de kattık oraya. 6 tane orta sahalı oyuncunun ama birbirlerine çok haberi olmayan, öne nasıl gideceğini çok fazla bulamayan bir oyun içerisindelerdi. Yani rakip o kadar topun arkasında kalıyor ve birebir temaslı da değiller. Yani araya koşabilecek, kenardan olabilecek, oyun içerisine girebilir ama ben tabii ki Emre Akbaba, Emre Kılıç bunlar birazcık olsun içerideki oyuncuların doğru oyunlarıyla güven gelip oynayabilir. Çünkü bu tip oyuncuların çok kolay güvenlerini kaybedebiliyorlar karakterleri gereği. Yani o yüzden ben bu oyuncuların tabii ki oradaki yavaş oyunu, etkisiz oyunu takımın oyuncular da etkileye düşünüyorum. Yani bugün Emre Kılıç sağ kenar oynadı. Zaman zaman Sivas'ta bu oyunu oynamıştı ama yani oradaki o içeriye çabuk oyununu çok yakalayamadı Galatasaray. Dediğim gibi top Galatasaray'da çok fazla kalmadı. Oyun çabuk oynanmayınca Emre Akbaba, Emre Kılıç'ın performansı şimdi bu seviyede olması çok normal. Hocanın o dediği 4 tane oyuncu çoğalarak devam ettiler. Nasıl söyleyeyim? Emre Akbaba yerine Henry Onyekuru'ya bıraktı. Henry Onyekuru sol önde oynarken Arda yarı şeye geldi. Merkeze geldi. Merkeze doğru geldi. Belhanda oyundan çıktı. Kerem girdi. Kerem Emre Kılınç'ın yerine girdi. Emre Kılınç geriye doğru geldi. Sonra hem Arda çıktı hem Emre Kılınç çıktı. Etovo ile Ömer Bayram geldi. Yani hocanın sözünü ettiği o etkisizlik maç içerisinde değiştirmeye çalışsam bile belli yerlerde tamam oldu. Ama özellikle şuraya not aldım. 65'ten sonra yanılmıyorsam Galatasaray orta sahayı epey bir verdi. Yani ikinci gole 65'lerden sonra ikinci gole 77. dakikada Saratçı'nın çizgiden çıkarttığı top bence maçın en büyük kırılmasıydı. Olabilir. Ondan sonra dönen top gol oldu. Yani 65 ile 78-80 arasında Galatasaray orta sahayı tamamen rakibe teslim etmişti. Zaten oyuncu değiştiren orada geldi. Emre Kılınç. İkinci yarıya iyi başlamak önemliydi. İkinci yarıda hatalarımızdan ders çıkarıp ikinci yarıda yeni arkadaşlarımızla çok daha güçlü bir Galatasaray izleteceğiz.